16. işaret. İrhasat denilen bir seti nübüvvetten evvel fakat nübüvvetle alakadar olarak vücuda gelen harikalar dahi delail-i nübüvvettir. Şu da üç kısımdır. Birinci kısım nasıl Kur'anla Tevrat, İncil, Zebur ve Suhufu Enbiya'nın Nübüvvet-i Ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam'a dair verdikleri haberdir. Evet, madem o kitaplar semavidirler, ve madem o kitap sahipleri enbiyadırlar, elbette ve herhalde onların dinlerini nesheden ve kainatın şeklini değiştiren ve yerin yarısını getirdiği bir nur ile ışıklandıran bir zattan bahsetmeleri zaruri ve kat'idir. Evet, küçük hadiseleri haber veren o kitaplar, Nev-i Beşer'in en büyük hadisesi olan Hadise-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam'ı haber vermemek kabil midir? İşte Madem bilbedaha haber verecekler, herhalde ya tekzip edecekler ta ki dinlerini tahripten ve kitaplarını nesihten kurtarsınlar veya tasdik edecekler ta ki o hakikatli zat ile dinleri hurafattan ve tahrifattan kurtulsun. Halbuki dost ve düşmanın ittifakı ile tekzip emaresi hiçbir kitapta yoktur. Öyle ise tasdik vardır. Madem mutlak bir surette tasdik vardır, ve madem şu tasdikin vücudunu iktiza eden kat'i bir illet ve esaslı bir sebep vardır, biz dahi o tasdikin vücuduna delalet eden üç hücceti kat'a ile ispat edeceğiz. Birinci hüccet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Kur'an'ın lisanı ile onlara der ki, kitaplarınızda benim tasdikim ve evsafım vardır. Benim beyan ettiğim şeylerde kitaplarınız beni tasdik ediyor.'' قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كُنْتُمْ صادقين قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين gibi ayetlerle onlara meydan okuyor. Tevratınızı getiriniz, okuyunuz ve geliniz. Biz çoluk ve çocuğumuzu alıp cenab Hakk'ın dergahına el açıp yalancılar aleyhinde lanetle dua edeceğiz diye mütemadiyen onların başına vurduğu halde hiç Yahudi bir alim veya Nasrani bir kıssız onun bir yanlışını gösteremedi. Eğer gösterseydi pek çok kesrette bulunan ve pek çok inatlı ve hasetli olan kafirler ve münafık Yahudiler ve bütün alemi küfür her tarafta ilan edeceklerdi. Hem demiş ya yanlışımı bulunuz veyahut sizinle mahvoluncaya kadar cihat edeceğim. Halbuki bunlar harbi ve perişaniyeti ve hicreti ihtiyar ettiler. Demek yanlışını bulamadılar. Bir yanlış bulunsaydı onlar kurtulurlardı. İkinci hüccet Tevrat, İncil ve Zebur'un ibareleri Kur'an gibi icazları olmadığından hem mütemadiyen tercüme tercüme üstüne olduğundan pek çok yabani kelimeler içlerine karıştı. Hem müfessirlerin sözleri ve yanlış tevilleri onların ayetleriyle iltibas edildi. Hem bazı nadanların ve bazı ehli garazın tahrifatı da ilave edildi. Şu surette o kitaplarda tahrifat, tagirat çoğaldı. Hatta Şeyh Rahmetullahi Hindi, Allami Meşhur, Kütüb-ü Sabıkan'ın binler yerde tahrifatını, keşişlerine ve Yahudi ve Nasara ulemasına ispat ederek iskat etmiş. İşte bu kadar tahrifatla beraber şu zamanda dahi meşhur Hüseyin-i Cisri rahmetullahi aleyh o kitaplardan 114 delil Nübüvvet-i Ahmediye'ye dair çıkarmıştır. Risale-i Hamidiye'de yazmış. O Risale'yi de Manastırlı merhum İsmail Hakkı tercüme etmiş. Kim arzu ederse ona müracaat eder, görür hem pek çok Yahudi uleması ve Nasara uleması ikrar ve itiraf etmişler ki kitaplarımızda Muhammed Arabi Aleyhissalatu vesselam'ın evsafı yazılıdır. Evet, gayrimüslim olarak başta meşhur Rum meliklerinden Hirakl itiraf etmiş. Demiş ki: Evet, İsa Aleyhisselam Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dan haber veriyor. Hem Rum meliki Mukavkıs namında Mısır hakimi ve ulemayı Yahud'un en meşhurlarından İbn Suriya ve İbn Ahtab ve onun kardeşi Kab bin Esed ve Zübeyr bin Batıya gibi meşhur ulema ve reisler gayri Müslim kaldıkları halde ikrar etmişler ki evet kitaplarımızda onun evsafı vardır ondan bahsediyorlar. Hem Yahud'un meşhur ulemasından ve Nasara'nın meşhur kıssislerinden Kütüb-ü sabıkada evsaf-ı Muhammediye'yi aleyhissalatu vesselam gördükten sonra inadı terk edip imana gelenler evsafını Tevrat ve İncil'de göstermişler ve sair Yahudi ve Nasrani ulemasını onunla ilzam etmişler. Ez cümle Meşhur Abdullah İbni Selam ve Veheb İbni Münebbih ve Ebi Yasir ve Şamul ki bu zat Melik-i Yemen Tubba zamanındaydı. Tubba nasıl gıyaben ve bi'setten evvel iman getirmiş, Şamul de öyle. Ve sayenin iki oğlu olan Esit ve Salebe ki, İbni Heyban denilen bir arifi billah, bi'setten evvel Beni Nadir kabilesine misafir olmuş. Garibun zuhuru nebiyyin hâzâ daru hicretihi demiş. Orada vefat etmiş. Sonra o kabile, Resul-i Ekrem ve vesselam ile harp ettikleri zaman, Esit ve Salebe meydana çıktılar o kabileye bağırdılar. Vallahi huvellezî ahede ileykum fîhi ibn Heyban. Yani İbn Heyban'ın haber verdiği zat budur. Onunla harp etmeyiniz. Fakat onlar onları dinlemediler, belalarını buldular. Hem ulema-i Yehud'dan İbn Bünyamin ve Muhayrık ve Kabul Ahbar gibi çok ulemayı Yehud Evsaf-ı Nebeviyye'yi kitaplarında gördüklerinden imana gelmişler sair imana gelmeyenleri de ilzam etmişler. Hem ulema-i nasaradan bahsi geçen meşhur bu heyra-i rahip ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Şam tarafına amucası ile gittiği vakit 12 yaşında idi. Bu heyra rahip onun hatırı için Kureyşileri davet etmiş. Baktı ki kafileye gölge eden bir parça bulut, daha kafile yerinde gölge ediyor. Demek aradığım adam orada kalmış.'' Sonra adam göndermiş, onu da getirtmiş. Ebu Talib'e demiş, sen dön Mekke'ye git. Yahudiler hasutturlar. Bunun evsafı Tevrat'ta mezkürdür, hıyanet ederler. Hem Nasturul Habeşe ve Habeş reisi olan Necaşi, evsafı Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kitaplarında gördükleri için beraber iman etmişler. Hem Dağıtır isminde meşhur bir Nasrani alimi, evsafını görmüş, iman etmiş, Rumlar içinde ilan etmiş, şehit edilmiş. Hem Nasrani rü esasından Haris İbni Ebi Şümeril Gasani ve Şam'ın büyük dini reisleri ve melikleri yani sahibi İlya ve Hirak ve İbni Natur ve Carut gibi meşhur zatlar kitaplarında evsafını görmüşler ve iman etmişler. Yalnız Hirak dünya saltanatı için imanını izhar etmemiş. Hem bunlar gibi Selmanül Farisi, o da evvel Nasrani idi. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın evsafını gördükten sonra onu arıyordu. Hem Temim namında mühim bir alim, hem meşhur Habeş reisi Necashi, hem Habeş Nasarası, hem Necran papazları bütün müttefikan haber veriyorlar ki biz Evsaf-ı nebeviyeyi kitaplarımızda gördük, onun için imana geldik. Üçüncü hüccet işte bir numune olarak Tevrat, İncil, Zebur'un peygamberimiz Aleyhisselatü vesselama ait ayetlerinin birkaç numunesini göstereceğiz. Birincisi Zebur'da şöyle bir ayet var. Allahumme ba'ath lena muqim es ba'del fetret. Muqim sünne ise ismi Ahmed'idir. İncil'in ayeti: "Kale el-Mesih inni zahibun ila ebi ve ebikum" لِيَبْعَثَ لَكُمُ ta, <الْفَارَقْلِيطَى> Yani ben gidiyorum ta size faraklit gelsin. Yani Ahmet gelsin. İncil'in ikinci bir ayeti. İnni etlubu min Rabbi feraklitan yekunu me'akum ilel ebed. Yani ben Rabbimden hakkı batıldan fark eden bir peygamberi istiyorum ki ebede kadar beraberinizde bulunsun. Faraklit el fariku beynel hakkı vel batil manasında peygamberin o kitaplarda ismidir. Tevrat'ın ayeti. İnne Allah qala li İbrahim e, inne hajara telidu ve yekunu min veladiha men yeduhu fawqal cemii ve yedul cemii mabsudatun ileyhi bil husu. Yani Hazreti İsmail'in validesi olan Hacer evlat sahibesi olacak ve onun evladından öyle birisi çıkacak ki, o veledin eli umumun fevkinde olacak ve umumun eli huşu ve itaatle ona açılacak. Tevrat'ın ikinci bir ayeti. وَقَالَ يَا مُوسَىٰ اِنِّي مُقِيمٌ لَهُمْ نَبِيًا مِنْ بَنِي اِخْوَتِهِمْ مِثْلَكَ وَاُجْرِي قَوْلِي فِي فَمِهِ وَالرَّجُلُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ قَوْلَ نَبِيِّ الَّذِي يَتَكَلَّمُ ismi, فَاَنَا اَنْ minhu, Yani, Beni İsrail'in kardeşleri olan Beni İsmail'den senin gibi birini göndereceğim. Ben sözümü onun ağzına koyacağım. Benim vahyimle konuşacak. Onu kabul etmeyene azap vereceğim. Tevrat'ın üçüncü bir ayeti. Kale Musa Rabbi inni ecidu fit-Tevrati ummeten hum hayru ummetin uhricet lin-nasi يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فَجْعَلْهُمْ اُمَّتِي قَالَ تِلْكَ اُمَّتُ مُحَمَّدْ İhtar Muhammed ismi o kitaplarda müşeffah ve el munhamanna ve himyata gibi Süryani isimler suretinde Muhammed manasındaki İbrani isimleriyle gelmiş. Yoksa sarih Muhammed ismi az vardı sarih miktarını dahi hasut Yahudiler tahrif etmişler. Zebur'un ayeti Ya Davud yeti ba'deke Ahmet ve Muhammeden sadikan, seyyiden ummetuhu merhume. Hem abadile Seb'a'dan ve kütüb-ü sabıkada çok tetkikat yapan Abdullah İbni Amr İbni As ve meşhur ulema-i Yehud'dan en evvel İslam'a gelen Abdullah İbni Selam ve meşhur Kabul Ahbar denilen Beni İsrail'in allamelerinden o zamanda daha çok tahrifata uğramayan Tevrat'ta aynen şu gelecek ayeti ilan ederek göstermişler. Ayetin bir parçası şudur ki Hazreti Musa ile hitaptan sonra gelecek peygambere hitaben şöyle diyor. Ya eyühen nebiyyu inna ersalnake şahiden ve mubeşşiran ve nedira ve hirzan lil ummiyina أنت عبدي سميتك المتبكّل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة بل يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العجاء بأن يقول لا إله إلا الله تبراتٌ بِالآيةِ دَهَا مُحَمَّدُ رسول اللَّهِ Mevludu Mekke ve hicreti Taiba ve mülkü Şam ve hamadun İşte şu ayette Muhammed lafzı Muhammed manasında süryani bir isimde gelmiştir. Tevrat'ın diğer bir ayeti daha. Ente abdi ve rasuli semmeytuke'l-mutebekkil. İşte şu ayette beni İshak'ın kardeşleri olan beni İsmail'den ve Hz. Musa'dan sonra gelen peygambere hitap ediyor. Tevrat'ın diğer bir ayeti daha. Abdiel Muhtar leys Fadlin ve la galidin. İşte Muhtar'ın manası Mustafa'dır. Hem ismi nebevidir. İncil'de İsa'dan sonra gelen ve İncil'in birkaç ayetinde alem reisi ünvanıyla ile müjde verdiği nebinin tarifine dair Mahu kadibum min hadidin yuqatilu bihi ve ümmetuhu kezâlik. İşte şu ayet gösteriyor ki sahibi seyf ve cihada memur bir peygamber gelecektir. Kadî bir hadit kılınç demektir. Hem ümmeti de onun gibi sahibi seyf yani cihada memur olacağını Sure-i Fetih'in ahirinde ve meseluhum fil İncil kezer'in akhraca şat'ahu fa'azarahu fastagladha fastaba ala suqihi يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ da بِهِمُ الْكُفَّارِ ayeti, İncil'in şu ayeti gibi başka ayetlerine işaret edip, Muhammed aleyhissalatu vesselam bu seyf ve cihada memur olduğunu İncil ile beraber ilan ediyor. Tevrat'ın 5. kitabının 33. babında şu ayet var. Hak Teala tur Sina'dan ikbal edip bize sairden tulu etti ve Faran dağlarında zahir oldu. İşte şu ayet, nasıl ki Tur-i Sina'da İkbal-i Hak fıkrası ile Nübüvvet-i Museviye'yi ve Şam dağlarından ibaret olan Sair'den Tulu Hak fıkrası ile Nübüvvet-i İseviye'yi ihbar eder, öyle de bil ittifak Hicaz dağlarından ibaret olan Faran dağlarından zuhur Hak fıkrası ile biz zarure Risaleti Ahmediyeyi Aleyhissalatu vesselam haber veriyor. Hem sureyi fethin ahirinde velike meteluhum fit Tevrat hükmünü tasdikan Tevrat'ta Faran dağlarından zuhur eden peygamberin sahabeleri hakkında şu ayet var. Kutsilerin bayrakları beraberindedir ve onun sağındadır. Kutsiler namiyle tavsif eder. Yani onun sahabeleri kutsi, salih evliyalardır. Eş'iya peygamberin kitabında 42. babında şu ayet vardır. Hak Sübhanehu ahir zamanda kendinin istifa gerde ve bergüzidesi kulunu bahsedecek ve ona Ruhul Emin Hazreti Cibril'i yollayıp dini ilahisini ona talim ettirecek ve o dahi Ruhul Emin'in talimi ve çile nasa talim eyleyecek ve beynen nas hak ile hükmedecektir. O bir nurdur, halkı zulümattan çıkaracaktır. Rabbin bana kablel vuku bildirdiği şeyi ben de size bildiriyorum. İşte şu ayet gayet salih bir surette ahir zaman peygamberi olan Muhammed aleyhissalatu vesselamın evsafını beyan ediyor. Mişail namı ile müsemma Mihail peygamberin kitabının dördüncü babında şu ayet var ahir zamanda bir ümmeti merhume kaim olup orada hakka ibadet etmek üzere mübarek dağı ihtiyar ederler ve her iklimden orada birçok halk toplanıp Rabb-ı Vahide ibadet ederler ona şirketmezler. İşte şu ayet zahir bir surette dünyanın en mübarek dağı olan Cebeli Arafat ve orada her iklimden gelen hacıların tekbir ve ibadetlerini ve ümmeti merhume ile şöhret şiar olan ümmeti Muhammediyeyi tarif ediyor. Zebur'da 72. babında şu ayet var. Bahirden bahire malik ve nehirlerden arzın makta ve müntehasına kadar malik ola ve kendisine Yemen ve Cezayir mülûku hediyeler götüreler ve padişahlar ona secde ve inkiyat edeler ve her vakit ona salat ve her gün kendisine bereketle dua oluna ve envarı Medine'den münevvir ola ve zikri ebedül abad devam ede. Onun ismi şemsin vücudundan evvel mevcuttur. Onun adı güneş durdukça münteşir ola. İşte şu ayet pek aşikar bir tarzda Fahri Alem aleyhissalatu vesselam'ı tavsif eder. Acaba Hazreti Davut Aleyhisselam'dan sonra Muhammed Arabi Aleyhisselatu Vesselam'dan başka hangi nebi gelmiş ki şarktan garba kadar dinini neşretmiş ve mülukü cizyeye bağlamış ve padişahları kendine secde eder gibi bir inkiyat altına almış ve her gün nevi beşerin humsunun salavat ve dualarını kendine kazanmış ve envarı Medine'den parlamış kim var kim gösterilebilir hem Türkçe Yuhanna İncil'inin 14. bab ve 30. ayeti şudur. Artık sizinle çok söyleşmem, zira bu alemin reisi geliyor ve bende onun nesnesi asla yoktur. İşte alemin reisi tabiri fahri alem demektir. Fahri alem ünvanı ise Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselamın en meşhur ünvanıdır. Yine İncil-i Yuhanna, 16. bab ve 7. ayeti şudur. Amma ben size hakkı söylüyorum. Benim gittiğim size faidelidir. Zira ben gitmeyince tesellici size gelmez. İşte bakınız, reisi alem ve insanlara hakiki teselli veren Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam'dan başka kimdir? Evet, fahri alem odur ve fani insanları idam-ı ebediden kurtarıp teselli veren odur. Hem İncil-i Yuhanna 16. bab 8. ayeti. O dahi geldikte dünyayı günaha dair, salaha dair ve hükme dair ilzam edecektir. İşte dünyanın fesadını salaha çeviren ve günahlardan ve şirkten kurtaran ve siyaset ve hakimiyeti dünyayı tebdil eden Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam'dan başka kim gelmiş? Hem İncil-i Yuhanna 16. bab 11. ayet. Zira bu alemin reisinin gelmesinin hükmü gelmiştir. İşte alemin reisi elbette Seyyidül Beşer olan Ahmed Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dır. Haşiye. Evet, o zat öyle bir reis ve sultandır ki 1350 senede ve ekser asırlardan her bir asırda le akal 350 milyon tebaası ve rayeti var kemali teslim ve inkiyatla evamirine itaat ederler, her gün ona selam etmekle tecdidi biat ederler. Hem İncili i Yuhanna 16. bab ve 13. ayet. Amma o hak ruhu geldiği zaman sizi bil cümle hakikata irşad edecektir. Zira kendisinden söylemiyor. Bil cümle işittiğini söyleyerek gelecek nesnelerden size haber verecek. İşte bu ayet sarihtir. Acaba umum insanları birden hakikate davet eden ve her haberini vahiden veren ve Cebrail'den işittiğini söyleyen ve kıyamet ve ahiretten tafsilen haber veren Muhammed Arabi Aleyhissalatu vesselam'dan başka kimdir ve kim olabilir? Hem Kütüb-i Enbiya'da Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın Muhammed, Ahmet, Muhtar manasında Süryani ve İbrani isimleri var. İşte Hazreti Şuayb'ın suhufunda ismi Muhammed manasında müşeffahdır. Hem Tevrat'ta yine Muhammed manasında Munhamenna, hem Nebiyül Haram manasında Himyata, Zebur'da El Muhtar ismiyle müsemmadır. Yine Tevrat'ta El hatemül hatem hem Tevrat'ta ve Zebur'da Mukimus Sünne hem suhuf İbrahim ve Tevrat'ta mazmazdır. Hem Tevrat'ta ahyettir. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam demiş: İsmi fil Kur'an Muhammed ve fil İncil Ahmet ve fit Tevrat ahyet buyurmuştur. Hem İncil'de Esma-i Nebevi'den Sahibul Kadib vel Hirabe yani seyf ve asa sahibi. Evet, sahibü seyf enbiyalar içinde en büyüğü ümmetiyle cihada memur Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dır. Yine İncil'de sahibü taçtır. Evet, sahibü taç ünvanı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a mahsustur. Taç imame yani sarık demektir. Eski zamanda milletler içinde milletçe umumiyet itibariyle sarık ve agel saran kavmi Arap'tır. İncil'de sahibu taç kat'i olarak Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam demektir. Hem İncil'de el-baraklit veyahut el-faraklit ki İncil tefsirlerinde hak ve batılı birbirinden tefrik eden hakperest manası verilmiş ki sonra gelecek insanları hakka sevk edecek zatın ismidir. İncil'in bir yerinde İsa aleyhisselam demiş, ben gideceğim, ta dünyanın reisi gelsin. Acaba Hazreti İsa aleyhisselamdan sonra dünyanın reisi olacak ve hak ve batılı fark ve temyiz edip Hazreti İsa aleyhisselamın yerinde insanları irşad edecek resul Ekrem aleyhisselatu vesselamdan başka kim gelmiştir? Demek Hazreti İsa aleyhisselam ümmetine daima müjde ediyor ve haber veriyor ki birisi gelecek, bana ihtiyaç kalmayacak, ben onun bir mukaddimesiyim ve müjdecisiyim. Nasıl ki şu ayeti kerime Ve iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ileykum musaddikan lima Beyne yadayya min tevrat ve mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmed Haşiye Ummetuhul Hammadun Seyyah Meşhur Evliya Çelebi Hazreti Şam'un Safa'nın türbesinde Ceylan derisinde yazılı İncil-i Şerif'te bu gelen ayeti okumuştur. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hakkında nazil olan ayet, Yitun, bir oğlan, İzribyun, yani İbrahim neslinden ola, Piriftun, peygamber ola, Levgislin, yalancı olmaya, Bint, onun, Efzulat, Mevlidi Mekke ola, Ki Kikalüşir, salihlikle gelmiş ola, Tunumnin, onun mübarek adı Mevamit Ahmet Muhammed ola. İspidus ona uyanlar, Takerdis bu cihan ısı olalar. Pist bit dahi ol cihan ısı ola. Bu Mevamit kelimesi Mehmet'ten ve Mehmet dahi Muhammed'ten tahrif edilmiş. Evet, İncil'de Hazreti İsa Aleyhisselam çok defalar ümmetine müjde veriyor. İnsanların en mühim bir reisi geleceğini ve o zatı da bazı isimler ile yad ediyor. O isimler elbette Süryani ve İbranidirler. Ehli takkik görmüşler, o isimler Ahmet, Muhammed, Farikun beynel hakkı vel batıl manasındadırlar. Demek İsa aleyhisselam çok defa Ahmet ve vesselamdan beşaret veriyor. Sual eğer desen, neden Hazreti İsa aleyhisselam her nebiden ziyade müjde veriyor, başkalar yalnız haber veriyorlar. Müjde sureti azdır. El cevap, çünkü Ahmet aleyhisselatu vesselam, İsa aleyhisselamı Yahudilerin müthiş tekzibinden ve müthiş iftiralarından ve dinini müthiş tahrifattan kurtarmakla beraber, İsa aleyhisselamı tanımayan Beni İsrail'in suubetli şeriatına mukabil, suhuletli ve cami ve ahkamca şeriat-ı İseviye'nin noksanını ikmal edecek bir şeriat-ı âliyeye sahiptir. İşte onun için çok defa alemin reisi geliyor diye müjde veriyor. İşte Tevrat, İncil, Zebur'da ve sair suhufu enbiya'da çok ehemmiyetle ahirde gelecek bir peygamberden bahisler var. Çok ayetler var. Nasıl? bir kısım numunelerini gösterdik, hem çok namlar ile o kitaplarda mezkurdur. Acaba bütün bu kütub enbiyada bu kadar ehemmiyetle mükerrer ayetlerde bahsettikleri ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamdan başka kim olabilir? İkinci kısım, irhasattan ve delail-i maksat şudur ki, Bi'set-i Ahmediyye'den evvel, zamanı fetrette kâhinler, hem o zamanın bir derece evliya ve arifi billah olan bir kısım insanları, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın geleceğini haber vermişler ve ihbarlarını da neşretmişler, şiirleriyle gelecek asırlara bırakmışlar. Onlar çoktur. Biz ehli siyer ve tarihin nakl ve kabul ettikleri meşhur ve münteşir olan bir kısmını zikredeceğiz. Ez cümle Yemen padişahlarından Tübba isminde bir melik, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın evsafını eski kitaplarda görmüş, iman etmiş, şöyle bir şiirini ilan etmiş. Şehittu ala Ahmed'e ennehu rasulun minallahi bârin nesemi. Felev mudda umri ila umrihi lekuntu vaziran lehu ve ammin Yani ben Ahmed'in Aleyhissalatu vesselam risaletini tasdik ediyorum ben onun zamanına yetişseydim, ona vezir ve ammizade olurdum. Yani Ali gibi ona fedai bir hadim olurdum. İkincisi, meşhur Kus İbni Said'e ki, kavmi Arab'ın en meşhur ve mühim hatibi ve muvahhid bir zatı ı rüşen zamirdir. İşte şu zat da, biset evvel risalet Ahmediye'yi şu şiirle ilan ediyor. ارسل فينا احمد خير نبي قد بعث صلى عليه الله ما عجله ركب وحث ثالثه رسولكم عليه الصلاه والسلام من olan كعب بن لؤي نبوته احمديه عليه الصلاه والسلام الهام اسره olarak şöyle ilan etmiş على غَفْلَةٍ ياتي النبي محمد فيخبر اخبارا صدوقا خَبِيرُهَا yani füc'eten Muhammedün Nebi gelecek, doğru haberleri verecek. Dördüncüsü, Yemen padişahlarından Seyf İbn Ziyezen, Kütüb-ü Sabıka'da Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın evsafını görmüş, iman etmiş, müştak olmuş idi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ceddi Abdülmuttalip, Yemen'e kafile-i Kureyş ile gittiği zaman, Seyf İbn Ziyezan onları çağırmış. Onlara demiş ki: "İza de bi tihame veladun beyne katifeihi şame kanet lehul imame ve inneke ya abdül Muttalib lecedduh." Yani Hicaz'da bir çocuk dünyaya gelir. Onun iki omuzu arasında hatem gibi bir nişan var. İşte o çocuk umum insanlara imam olacak. Sonra gizli Abdülmuttalib'i Muttalib'i çağırmış. O çocuğun ceddi de sensin diye kerametkerane bir setten evvel haber vermiş. Beşincisi, Varaka İbni Nevfel, hatice Kübra'nın ammizadelerinden, Bidayet-i Vahide, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam telaş etmiş. hatice Kübra, o hadiseyi meşhur Varaka İbni Nevfel'e hikaye etmiş. Varaka demiş, onu bana gönder. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Varaka'nın yanına gitmiş. Mebde-i Vahiy'deki vaziyeti hikaye etmiş. Varaka demiş: "Beşşir ya Muhammed, inni eşhedü enneke enten nebiyyul muntazar ve beşşara bike İsa." Yani telaş etme, o halet vahidir. Sana müjde, intizar edilen nebi sensin. İsa seninle müjde vermiş. Altıncısı, Askelanülü himyeri nam arifi billah, bir setten evvel Kureyşileri gördüğü vakit, içinizde davayı nübüvvet eden var mı? Yok derlerdi. Sonra bir set vaktinde yine sormuş, evet demişler. Biri davayı nübüvvet ediyor. Demiş, işte alem onu bekliyor. Yedincisi, Nasara ulemayı benamından İbnül Ala, Bi'setten ve peygamberi görmeden evvel haber vermiş. Sonra gelmiş, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı görmüş, demiş. وَالَّذ۪ي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ وَجَدْتُ صِفَتَكَ فِي الْاِنْجِيلِ وَبَشَّرَ بِكَ اِبْنُ الْبَتُولِ Yani, ben senin sıfatını İncil'de gördüm, iman ettim. İbni Meryem, İncil'de senin geleceğini müjde etmiş. Sekizincisi, Bahsi geçen Habeş padişahı Necashi demiş: "Leyteli hizmetehu bedelen an hadihi saltanat." Yani keşke şu saltanata bedel Muhammed Arabi Aleyhissalatu vesselam'ın hizmetkarı olsaydım. O hizmetkarlık saltanatın pek fevkindedir. Şimdi ilham Rabbani ile gayipten haber veren bu ariflerden sonra gayipten ruh ve cin vasıtasıyla haber veren kahinler pek sarih bir surette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın geleceğini ve nübüvvetini haber vermişler. Onlar çoktur. Biz onlardan meşhurları ve manevi tevatür hükmüne geçmiş ve ekser tarih ve siyerde nakledilmiş birkaçını zikredeceğiz. Onların uzun kıssalarını ve sözlerini siyer kitaplarına havale edip yalnız icmalen bahsedeceğiz. Birincisi, Şık isminde meşhur bir kahindir ki, bir gözü, bir eli, bir ayağı varmış. Adeta yarım insan. İşte o kahin manevi tevatür derecesinde kat'i bir surette tarihlere geçmiş ki Risaleti Ahmediyye Ali sallatu haber verip mükerreren söylemiştir. İkincisi meşhur Şam kahini Satih'tir ki kemiksiz, adeta azasız bir vücut, yüzü göğsü içinde bir acube-i hilkat ve çok da yaşamış bir kahindir. Gayipten verdiği doğru haberler o zaman insanlarda şöhret bulmuş. Hatta Kisra yani Fars padişahı gördüğü acib rüyayı ve Veladet-i Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam zamanında sarayın 14 şerefesinin düşmesinin sırrını Satih'ten sormak için Muizan denilen alim bir elçisini göndermiş. Satih demiş: 14 zat sizlerde hakimiyet edecek. Sonra saltanatınız mahvolacak. Hem birisi gelecek, bir din izhar edecek, işte o sizin din ve devletinizi kaldıracak. Mealinde Kisra'ya haber göndermiş. İşte o satih sarih bir surette ahir zaman peygamberinin gelmesini haber vermiş. Hem kahinlerden Sevat İbni Karibit Devsi ve Hünafir ve Efasiye Necran ve Cizl İbni Cizlil Kindi ve İbni Halasat ed Devsi ve Fatıma binti Numan-ı Neccariye gibi meşhur kahinler siyer ve tarih kitaplarında tafsilen beyan ettikleri vecih üzere ahir zaman peygamberinin geleceğini o peygamber de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğunu haber vermişler. Hem Hazreti Osman'ın akrabasından Sa'd ibn Binti Küreyz, kahinlik vasıtasıyla Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini gayipten haber almış. Bidayeti İslamiyette Hazreti Osman Zinnureyne demiş ki: "Sen git iman et." Osman Bidayette gelmiş, iman etmiş. İşte o saat o vakayı böyle bir şiir ile söylüyor. Hedallahu atmanen bi kavli ile biha rushtuhu vallahu yehdi ilal hakki. Hem kahinler gibi hatif denilen şahsı görünmeyen ve sesi işitilen cinniler Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın geleceğini mükerreren haber vermişler. Ez cümle Zeyyab İbnül Harise hatifi cinni böyle bağırmış. Onun ve başkasının sebebi İslam'ı olmuş. Ya deya bu ya deya bu İsmail acabe'l ucab. Buat Muhammedun bil kitabi yed'u bi Mekke Yine bir hatifi cinni Samiya İbni Karretil Gatafaniye böyle bağırmış. Bazılarını imana getirmiştir. Ca el hakku fesata'a ve dumira batilun fenkama'a. Bu hatiflerin beşaretleri ve haber vermeleri pek meşhurdur ve çoktur. Hem nasıl kahinler, hatifler haber vermişler, öyle de sanemler dahi ve sanemlere kesilen kurbanlar dahi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın risaletini haber vermişler ez cümle kıssayı meşhur edendir ki Mazen kabilesinin sanemi bağırıp demiş. Hezen Nebiyül Mursel ca'a bil hakkil münzel diyerek Risalet-i Ahmediyeyi Aleyhissalatu vesselam haber vermiş. Hem Abbas İbni Mirdas'ın sebebi İslamiyeti olan meşhur vakıa şudur ki Dımar namında bir sanemi varmış. O sanem bir gün böyle bir ses vermiş. Avda dımaru ve kan yu'badu muddeten qabla al-beyani min Muhammed yani Muhammed gelmeden evvel bana ibadet ediliyordu şimdi Muhammed'in beyanı gelmiş daha o dalalet olamaz Hazreti Ömer İslamiyet'ten evvel saneme kesilen bir kurbandan böyle işitmiş Ya eledzebih amrun necih raculun fasih yekulu la ilaha illa Allah işte bu numuneler gibi çok vakıalar var. Mevsuk kitaplar kabul edip nakletmişler. Nasıl ki kahinler, arifi billahlar, hatifler, hatta sanemler ve kurbanlar Risalet-i Ahmediyye'yi aleyhissalatu vesselam haber vermişler. Her bir hadise dahi bir kısım insanların imanına sebep olmuş. Öyle de bazı taşlar üstünde ve kabirlerde ve kabirlerin mezar taşlarında hattı kadim ile Muhammedun muslihun emin gibi ibareler bulunmuş, onunla bir kısım insanlar imana gelmişler. Evet, hattı kadim ile bazı taşlarda bulunan Muhammedun muslihun emin, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan ibarettir. Çünkü ondan evvel, zamanına pek yakın, yalnız yedi Muhammed ismi var, başka yoktur. O yedi adamın hiçbir cihetle, Muslihi emin tabirine liyakatları yoktur üçüncü kısım, irhasattan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın veladeti hengamında vücuda gelen harikalardır ve hadiselerdir. O hadiseler, onun veladetiyle alakadar bir surette vücuda gelmiş. Hem setten evvel bazı hadiseler var ki, doğrudan doğruya birer mucizesidir. Bunlar çoktur. Numune olarak meşhur olmuş ve eimme-i hadis kabul etmiş ve sıhhatleri tahakkuk etmiş birkaç numuneyi zikredeceğiz. Birincisi, veladeti nebevi gecesinde hem annesi hem annesinin yanında bulunan Osman İbni'l-As'ın annesi hem Abdurrahman İbni Af'ın annesinin gördükleri azim bir nurdur ki, üçü de demişler, veladeti anında biz öyle bir nur gördük ki o nur maşrık ve mağribi bize aydınlattırdı. İkincisi, o gece Kabe'deki sanemlerin çoğu başı aşağı düşmüş. Üçüncüsü, meşhur Kisra'nın eyvanı yani saray meşhuresi o gece sallanıp inşikak etmesi ve on dört şerefesinin düşmesidir. Dördüncüsü, Sava'nın takdis edilen küçük denizinin o gecede yere batması ve İstahrabat'ta bin senedir daima işal edilen, yanan ve sönmeyen mecusilerin mabut iddiaz ettikleri ateşin veladet gecesinde sönmesi. İşte şu üç dört hadise işarettir ki, o yeni dünyaya gelen zat, ateş perestliği kaldıracak, Fars saltanatının sarayını parçalayacak, izni ilahiyle olmayan şeylerin takdisini men edecektir. Beşincisi, Çendan veladet gecesinde değil, fakat veladete pek yakın olduğu cihetle, o hadiseler de irhasat-ı Ahmediyedir ki, aleyhissalatü vesselam, Sure-i Elem nasıl kat ile beyan edilen Vak'a-i fildir ki Kabe'yi tahrip etmek için Ebrehe namında Habeş Meliki gelip Fili Mahmudi namında cesin bir fili öne sürüp gelmiş. Mekke'ye yakın olduğu vakit fil yürümemiş. Çare bulamamış, dönmüşler. Ebabil kuşları onları mağlup etmiş ve perişan etmiş, kaçmışlar. Bu kıssayı acibe, tarih kitaplarında tafsilen meşhurdur. İşte şu hadise Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın Delail-i Nübüvvetindendir. Çünkü veladete pek yakın bir zamanda kıblesi ve mevlidi ve sevgili vatanı olan Kabe-i Mükerreme gaybi ve harika bir surette Ebrehe'nin tahribinden kurtulmuştur. Altıncısı, Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam küçüklüğünde Halime-i Sadiye'nin yanındayken Halime ve Halime'nin zevcinin şehadetleriyle güneşten rahatsız olmamak için çok defa üstünde bir bulut parçasının ona gölge ettiğini görmüşler ve halka söylemişler ve o vakıa sıhhatle şöhret bulmuş. Hem Şam tarafına 12 yaşındayken gittiği vakit bu Heyray Rahib'in şehadetiyle bir parça bulut Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın başına gölge ettiğini görmüş ve göstermiş hem yine bir isetten evvel Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir defa Hatice-i Kübra'nın Meysere ismindeki hizmetkarıyla ticaretten geldiği zaman Hatice-i Kübra Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın başında iki meleğin bulut tarzında gölge ettiklerini görmüş. Kendi hizmetkarı olan Meysere'ye demiş, Meysere dahi Hatice-i Kübra'ya demiş, bütün seferimizde ben öyle görüyordum. Yedincisi, Nakli sahih ile sabittir ki Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam bir setten evvel bir ağacın altında oturdu. O yer kuru idi. Birden yeşillendi. Ağacın dalları onun başı üzerine eğilip kıvrılarak gölge yapmıştır. 8. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ufak iken Ebu Talib'in evinde kalıyordu. Ebu Talib çoluk ve çocuğu ile onunla beraber yerlerse karınları doyardı ne vakit o zat yemekte bulunmazsa tok olmuyorlardı. Şu hadise hem meşhurdur hem kat'idir. Hem Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın küçüklüğünde ona bakan ve hizmet eden Ümmü Eymen demiş. Hiçbir vakit Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam açlık ve susuzluktan şikayet etmedi. Ne küçüklüğünde ve ne de büyüklüğünde. Dokuzuncusu, murdiyası olan Halimi Sadiye'nin malında ve keçilerinin sütünde kabilesinin hilafına olarak çok bereketi ve ziyade olmasıdır. Bu vaka hem meşhurdur hem kat'idir. Hem sinek onu taciz etmezdi. Onun cesedi mübarekine ve libasına konmazdı. Nasıl ki evladından olan Seyyid Abdülkadir Geylani Kudüs'e sırru dahi, ceddinden o hali irsiyet almıştı, sinek ona da konmazdı. Onuncusu, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam dünyaya geldikten sonra, bahusus veladet gecesinde yıldızların düşmesinin çoğalmasıdır ki şu hadise 15. sözde kat'iyen bürhanları ile ispat ettiğimiz üzere şu yıldızların sukutu şeyatin ve cinlerin gaybi haberlerden kesilmesine alamet ve işarettir. İşte madem Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam vahiy ile dünyaya çıktı, elbette yarım yamalak ve yalanlar ile karışık kahinlerin ve gayipten haber verenlerin ve cinlerin ihbaratına set çekmek lazımdır ki vahye bir şüphe iras etmesinler ve vahye benzemesin. Evet, bir setten evvel kahinlik çoktu. Kur'an nazil olduktan sonra onlara hatime çekti. Hatta çok kahinler imana geldiler. Çünkü daha cinler taifesinden olan muhbirlerini bulamadılar. Demek Kur'an hatime çekmişti. İşte eski zaman kahinleri gibi şimdi de medyumlar suretinde yine bir nevi kahinlik Avrupa'da ispiritizmacıların içlerinde baş göstermiş. Her neyse. Elhasıl, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın nübüvvetinden evvel nübüvvetini tasdik ettiren ve tasdik eden pek çok vakıalar, pek çok zatlar zahir olmuşlar. Evet, dünyaya manen reis olacak. Haşiye. Evet, Sultan-ı Levlak-ı Levlak, öyle bir reistir ki, 1350 senedir saltanatı devam ediyor. Birinci asırdan sonra her bir asırda la akal 350 milyon tebaası ve rayiyeti vardır. küre arzın yarısını bayrağı altına almış ve tebaası kemali teslimiyetle ona her gün salatü selam ile teccid-i biat ederek emirlerine itaat ederler. Ve dünyanın manevi şeklini değiştirecek ve dünyayı ahirete mezra yapacak, ve dünyanın mahlukatının kıymetlerini ilan edecek ve cin ve inse saadet-i ebediyeye yol gösterecek ve fani cin ve insi idam-ı ebediden kurtaracak ve dünyanın hikmeti hilkatini ve tılsımı muğlakını ve muammasını açacak ve Halık-ı kainatın makasidini bilecek ve bildirecek ve o Halık'ı tanıyıp umuma tanıttıracak bir zat elbette o daha gelmeden her şey her nev, her taife onun geleceğini sevecek ve bekleyecek ve hüsnü istikbal edecek ve alkışlayacak ve Halık'ı tarafından bildirilirse o da bildirecek. Nasıl ki sabık işaretlerde ve misallerde gördük ki her bir nevi mahlukat onu hüsnü istikbal ediyor gibi mucizatını gösteriyorlar. Mucize lisanı ile nübüvvetini tasdik ediyorlar.